tesadüfü değildir. Çünkü onlara tereddüp eden asar-ı rahmet olan faidelerin ve semerelerin şehadetiyle ve dağlarda bir mizan-ı hacetle iddialarının ifadesi ile ve bir mizan-ı hikmetle gönderilmelerinin delaletiyle gösteriliyor ki, bir Rabb-ı Hakim'in teshiriyle ve iddihariyledir. Ve kaynamaları ise onun emrine heyecanla imtisal etmeleridir. Şimdi yerdeki bütün taşların ve cevahirlerin ve madenlerin envaına bak. Bunların tezyinatları ve menfaatlı haysiyetleri bir sani-i hakimin tezyiniyle, tertibiyle, tedbiriyle, tasviriyle olduğunu onlara müteallik hakimane faideleri ve mesalih-i hayatiye ve levazımat-ı insaniye ve hacat-ı hayvaniye muvafık bir tarzda ihsarları gösteriyor. Şimdi çiçeklere, meyvelere bak. Bunların gülümsemeleri ve tatları ve güzellikleri ve nakışları ve koku vermeleri bir sani-i kerimin, bir mün'im-i rahimin sofrasında birer tarife, birer davetname hükmünde olarak muhtelif renk ve koku ve tatlarla her nev'e ayrı ayrı tarife ve davetname olarak verilmiştir. Şimdi kuşlara bak, onların söyleşmeleri ve cıvıldaşmaları bir sani hakimin intak ve söyletmesi olduğuna delili kat'i ise hayret verir bir tarzda birbirine o seslerle müdavele-i hissiyat ve ifade-i maksat etmeleridir. Şimdi bulutlara bak, yağmurun şıpıltıları manasız bir ses olmadığına ve şimşek ile gök gürlemesi boş bir gürültü olmadığına kat'i delil ise hali bir boşlukta o acaibi icat etmek ve onlardan âb-ı hayat hükmündeki damlaları sağmak ve zemin yüzündeki muhtaç ve müştakzi hayatları emzirmek gösteriyor ki o şırıltı, o gürültü gayet manidar ve hikmetdardır ki bir Rabb-ı Kerim'in emriyle müştaklara o yağmur bağırıyor ki sizlere müjde geliyoruz manası ifade ederler. Şimdi göğe bak, gök içinde hadsiz ecramdan yalnız kamera dikkat et. Onun hareketi bir kadir-i hakimin emriyle olduğu ona müteallik ve yeryüzüne ait mühim hikmetlerdir ki başka yerde beyan ettiğimizden kısa kesiyoruz. İşte ziyadan tut, ta kamera kadar saydığımız külli unsurlar gayet geniş bir tarzda ve büyük bir mikyasta bir pencere açar. Bir vacib-i vücudun vahdetini ve kemal-i kudretini ve azamet-i saltanatını gösterir, ilan ederler. İşte ey gafil, eğer bu gök gürlemesi gibi bu sadayı susturabilirsen ve güneşin ışığı gibi parlak o ziyayı söndürebilirsen Allah'ı unut. Yoksa aklını başına al. Sübhane men tesebbihu lehus semavatu seb'u vel ardu ve men fihinne de. Yirminci pencere Fesübhanellezî biyedihî melekûtü külli şey ve in min şeyin illa indenâ hazâinuhu ve mâ nunezziluhu illa bi kaderin ma'lûm وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. Nasıl cüziyat ve neticelerde ve teferruatta kemal-i hikmet ve cemal-i sanat görünüyor. Öyle de tesadüfi ve karışık tevehüm edilen külli unsurların, büyük mahlukatın zahiren karışık vaziyetleri dahi bir hikmet ve sanat ile vaziyetler alıyorlar. Nasıl cüz'iyat
ve neticelerde ve teferruatta kemali hikmet ve cemali sanat görünüyor. Kainatta böyle furuat ve teferruat dediğimiz, mesela küçük mahluklar, böcekler, ummiyet noktasından bakınca teferruat, işte çiçekler, biraz daha teknik manada atomlar, zerreler, elementler, hücreden tut. Şimdi kainatta bir küçükler alemi var, bir de büyükler alemi var. Esma'nın tecelliyatı noktasından bakınca küçükler, cemali Esma'nın tecellisine makes ve aynı olarak yaratılmış. Büyükler de azamet ve kibriya, şan-ı ruhiyetin azametini, ruhiyetin şaşa-i saltanatını göstermek için halk edilmiş. Şimdi burada üstadın üzerinde hassasiyetle durduğu küçükler var. Mesela bir çiçek, bir böcek, bir sinek, bir karınca. Bunlara baktığımız zaman veya bir meyve, İki şeyi dikkatimize, nazarımıza celbediyor. Dikkatle, ibretle ve fikretle, fikir derinliğiyle Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bir çiçeğe, mesela bir çiçeğe, bir sineğe baktığımız zaman ne görüyoruz? İki önemli özellik oku. Kemal-i hikmet. Kemal-i hikmet. Aslında tabii kemal-i hikmet, amdır-ı umumidir. Yani hikmet-i amme, kainatta her şeyi kuşatmış. Dikkatle baktığımız zaman Allah'ın yarattığı bütün mahlukat, bütün masluat, hepsi gayet hikmetli bir tanzim içerisinde yaratılmış. Yani alemde abes yok. Hiçbir şey manasız, hakikatsız değil. Her şeye Cenab-ı Hak, hayatına vasıf ve niteliğine muvaffak ve mutabık bir gaye yüklemiş. Hatta pek çok gaye yüklemiş. Şimdi ibret gözüyle baktığımız zaman işte Allah arıyı yaratmış bak. Hikmet. Zehirli bir böceğin eliyle Allah bize dünyanın en tatlı nimetini varlığını yapıyor, ikram ve ihsan ediyor. Demek küçük mahlukat, hani bir şey hani insanların nazarında pek çok küçüldüğü zaman kadir ve kıymeti düşer. Ama Allah'ın sanatı öyle değil. Biri kemal hikmet, öbürü cemal sanat. Bak sanat güzelliği, sanat hüsnü, Allah'ın bari isminin tecellisi. Yani böyle kalıptan döker gibi ölçülü, düzgün, müzeyyen, mükemmel, muciz bir yaratılış. Şimdi bu cihette bakınca, bakın, yani sanat noktasında, sanat derinliği, sanat güzelliği, sanatın cazibesi, sanattaki tenasüp noktasından bakınca alemin yaratılışında küçük büyük dem nedir? Daha büyüktür. Tamam, şimdi Cenab-ı Hak deveyi yaratmış. Fili de yaratmış. Ama bir sivrisinek, bir pire, bir sivrisinek, devenin daha mucize, daha mükemmel. Küçük, sanat noktasında büyükten daha büyük. Şimdi zaten beşerin teknolojisinde de öyle bir hususiyet var. Teknoloji büyüdükçe eşyanın hacmi ne yapıyor? Küçülüyor. Ben bazen misal veriyorum. Bizim çocukluğumuz döneminde radyolar vardı böyle. Gründük radyo. Efendim, yaşlar daha iyi. Bir de arkasında pilleri. Yani askeri pil, yeşil pil. Şimdi radyo bak teknoloji gelişe ne oldu? Radyoya kimse ehemmiyete vermiyor. Her telefon dışında da var, radyo var. Şimdi Allah'ın sanatı.
Üstad mesela değil mi? Sivrisineği misal veriyor. Nasıl bir sanat? Nasıl bir maharet? Bir zaman Artvin'in o bir yaylası var, oraya çıkmıştık. Bir kardeşimiz var, böyle güçlü pehlivan gibi. Kısa kol giymiş, buralarda açık. Bir sivrisinek geldi, şeyine kondu. Koluna kondu. Güçlü de. Dedim, izleyeceğe sakın kıpırdama böyle. Şey gibi duracaksın. Heykel gibi. Dur bakın böyle. Ya. Şimdi baktım, çekiyor. Çeke çeke tanker gibi şeyi yüklendi. Allah Allah. Şimdi işin bidayetinden bak. Bakın şimdi yukarıda şey yapıyor yani. Görevini bitirecek. Sanki özel coğrafya dersi almış. Enlem boylam hesaplaması, haritacılık bilgisi. Nereye sondaj yapacak biliyor. Ona göre teftiş. Bu hayvancık değil mi? Özel coğrafya eğitimi mi aldı? Haritacık bilgisini mi nereden öğrendi? Sonra bak, hedefi tespit ettikten sonra tam isabet. Dünyanın en dirayetli pilotundan daha mükemmel ne yapıyor? Pike yapıyor. Ya, usta diyor ya, bu kerrüfer harbini kimden öğrenmiş? Ha, karşıda doktorumuz var değil mi? Doktor anestezi aşağı yukarı dünyada 150 senedir değil mi? Aşağı yukarı. 150 seneden beri anestezi. Bak şimdi damara girerken burada anestezi yapıyor. Haberin yok. Ondan sonra şırıngayla kanı çekiyor. Sonra maharetli bir kumando gibi buradan uzaklaşıyor. Gidiyor 2 dakika sonra ulan eyvah diyorsun bak yani Allah'ın sanatı. Bakıyorsun ya kıl gibi ya ayaklara bak. Değil mi? Kelebeğe bak kelebek bak nasıl bir sanat ya. Bir çocukken böyle çiçeklerin üzerinde kelebeği yakalayınca böyle bir fiske vurdun mu toz toz nasıl bir sanat ya. Nasıl bir nakış. Bakın fiili ilahide lakaytlık yok. Allah'ın efalinde lakaytlık yok. İşte biz kelebek 3 aşağı 5 yukarı bir hafta yaşıyor, 10 gün yaşıyor. Bir hafta yaşayacak. Bakıyorsun Allah Allah. Uzak doğuda kelebek şeyine vadisine gittik. Enteresan kelebekler. Renk cümbüşü. Sarısı, kırmızı, yeşili. Allah nasıl nakşetmiş. Nasıl bezetmiş. Nasıl süslemiş. Ne kadar müzeyyen, ne kadar mükemmel. Ne kadar ölçülü, ne kadar dakik. Ya bak. Ha. Nihayet kemalda bir sanat var. Ve her şey hikmetle yaratılmış. İlim gözüyle bak. Rahmetin tecellisi. Hayatı var. Hayata medar da dairesi var. Rızık dairesi var. Rızık dairesi var. İyaşe dairesi var. Değil mi? Silahı var. Cihazatı var. Kendini kolluyor. Değil mi? Sünnetullah kanunları içerisinde neslin ne yapıyor? Devam ettiriyor. Bak Allah Allah. Şimdi bu cihette bakınca yani aslında her şey ama küçük mahlukat çok açık bir şekilde kudret-i ilahiyenin bir mucizesi. Allah'ın kudretinin apaçık bir mucizesi. Hikmet-i ilahiyenin bir harikası. Yani rububiyet-i ilahiyenin ya tecelliyatına çok mükemmel bir ayna. Tefekkür noktasından bakınca bak her şey bu itibarla, bu gözle bakınca her şey bizi nereye götürür? Allah'a götürür. İşte Allah'ın sanatı. İşte Allah'ın hikmeti. Hükmiyet noktasından nereye gidiyoruz? Demek ki kainatta tesadüf yok. Yaratılışta hikmet hüküm fermadır. Allah hiçbir şeyi boş, abes, manasız, hakikatsız yaratmamış. Hiçbir şey kör değil.
işte hikmet, işte sanat. Ha, şimdi bu mukaddeme. Peki, şimdi kabullendik. Tamam, Cenab-ı Hakk'ın küçük mahlukatı sanat noktasından mucize. Allah küçük mahlukatı da abes yaratmamış, değil mi? Hatta bir manada pek çok şeyin kadr kıymeti onun teferruatındadır, neticesindedir. Mesela burada bir bahçe var, işte kayısı bahçesi var. O bahçeye verilen ehemmiyet ve dikkat, emek ne içindir? İşte teferruatı içindir, meyvesi içindir, semeresi içindir, neticesi içindir. Bir ağaca verilen kıymet onun meyvesi içindir. Bu noktaya nazardan bakınca, değil mi? Kainatın meyvesi hayat, zihayat. O küçükler, işte amiplerden, tek hücrelerden, memelilerden insana kadar çık. Demek bu noktayı nazarda Allah büyükleri de küçüklerin hayatının hıfz ve muhafazası için büyükleri küçüklerin etrafında ne yapmış? Musakhar yapmış, pervane yapmış. O hayatın tekminine kuvvet vermiş oluyorlar. Şimdi yani metnin şey işleyişi içerisinde bakarsak evet, küçüklerde hikmet var, küçüklerde sanat var. Peki ya büyükler? Ya külli unsurlar? İşte hava, işte su, işte toprak, işte ziya. Peki bunlarda da kemal-ı sanat, hüsn-ü sanat, hikmet var mı yok mu? İşte ders bunun ifade ve izahıdır. Şimdi oku bakalım. Öyle de tesadüfi ve karışık tevehüm edilen külli unsurların büyük mahlukatı. Şimdi külli unsur deyince anasır eski tabiri anasır erba külli unsurunca ne akla geliniyor? Nur, ziya, hava, su ve toprak. Veya büyük cirimler, Allah'ın yaratmış olduğu işte galaksiler, yıldızlar, mülk noktasından Allah'ın vası yaratmış olduğu alemler. Bunlar da evet. Tevehüm edilen külli unsurların büyük mahlukatın zahiren karışık vaziyetleri dahi bir hikmet ve sanat ile vaziyetler alıyorlar. Demek küçüklerde nasıl hikmet ve sanat varsa büyüklerde de büyüklüğün vüs'atı itibariyle onları da hikmet ve sanat tezahürü, tecelliyatı var. Nasıl? Oku. İşte ziyanın parlaması, sair hikmetli hidamatının delaletiyle yeryüzünde masnuat-ı ilahiyeyi izni Rabbani ile teşhir ve ilan etmektir. Şimdi bak şimdi o kirli unsurlardan birisine ışık, ziya, ismin nurun tecellisi. Bakın. Yani şimdi azamet canibinden bakın. Ya bak, kainatta bak, ışık projesi, nur unsurunun yaratılması. Ya, bak. Nimetin bir varlığı var, bir de yokluğu var. Nimet çok vası olsa, her yerde bulunsa, insan o nimetin varlığından dolayı gaflet ediyor. O nimetin kadir ve kıymetini, itibar ve şerefini anlayamıyor. Allah ışığı yarattı. Nasıl bir nimet? Şimdi bir de yokluğunu düşün. Yarın güneş bir faks çeksek arkadaş, kaç milyar seneden beri rot balans ayarımı yaptırmadım, sanayiye çekileceğim, değil mi? 3 ay gelmeyeceğim. Hadi. Ne yapacaksanız yapın ya. Ya bak ya nasıl bir proje de Allah bizi ülfetten muhafaza etsin ya. Bak ya. Bir zamanlar bir kardeşimiz vardı. Mekke'de elektrik mühendisi olarak çalışıyor. Vefat etti. Çok dirayetli bir elektrikçi. O ifade etmişti. Allah arkı rahmet eylesin. Bakın 360 tane dedi. 360 tane dünyanın en süper elektrik mühendisleri Kabe'de çalışıyorlar. Gayeleri ne? O metafı gündüz gibi aydınlatmak.
O abimiz de Allah rahmet eylesin çok dirayetli bir mühendisti falan. 360 mühendis, metaf sahası, işte Kabe'nin şey, tavaf edilen sahası, orayı aydınlatmak. Şimdi bakın güneş projesi. Allah Allah. Bütün dünyayı Allah nasıl aydınlatmış. Projenin büyüklüğüne bak. Şan uluhiyetin azametini, kudret-i ilahiyenin müessiriyetini, ilm-i ilahinin harikalını, tasarrufat-ı ilahiyede rububiyete medar güzelliği temaşa edersen et, et bakalım. Ha, şimdi Allah ışığı yarattı. İşte varlığına ülfet ediyoruz da bir de ya. Ya yokluğu. Ya. Ha, yarın güneş yok. Her şey bitti. Hayat gitti ya. Her şey karanlıkta, aydınlat. Nereyi aydınlatacaksın? Ne kadar aydınlatacaksın? Neyle aydınlatacaksın? Allah Allah. Şimdi burada Üstad Hazretleri çok hakimane bir tespit de yapıyor. Şimdi güneşin işte ilim dünyası itibariyle tatbik ilimler noktasından güneşin faydası. Onu kitaplara havale edelim. Dersimiz şey değil, fen bilgisi değil. Ama bir noktaya dikkat çekiyor. Oku. Masnuat-ı ilahiyeyi izni Rabbani ile teşhir ve ilan edin. Teşhir. Şimdi bakın diyelim ki İstanbul'da dünyanın en mükemmel bir şeyi var, müzesi var. Ta antik çağlardan şöyle biraz daha büyütelim proje. İstanbul kadar bir müze. Ta antik çağdan ne kadar tarihi eser varsa hepsi o müzede. Değil mi? Bilet aldın, içeri girdin efendim. Niyetin İstanbul kadar büyük oldu mu? Bir haftada bitirebilir misin? Bitiremezsin. Ya niyet ettim. Ben bu sene efendim 15 günlük tadilimi nerede geçireceğim? Bu müzede geçireceğim. Biletini aldın, içeri girdin. Bak, bütün tarihi antika eserler. Tam içeriye girdin, elektrik söndü. Elektrik söndü. Sanat, tarih, değil mi? Antika eserler, her şey karanlığa gömüldü. Neyse efendim, sonra belediye imdada yetişti, düğmeye bastın. Birden açıldı. Allah Allah. Ya ne antika sanatlar varmış. Değil mi? Aynı bu misal gibi bak. Allah her yerde ama hususan zemin yüzünde antika asarını teşhir ediyor. Şu küre-i arz ne? Allah'ın sanat mucizesi. Allah'ın sanat mucizesi. Allah sanatını, maharetini, sonsuz kudretini, rububiyete medar kemalatını zemin yüzünde gösteriyor mu? Peki neyle gösteriyor? İşte güneşle. Bakıyorsunuz şurada büyük bir mağaza var. Çok büyük bir mağaza. Gece sabaha kadar şeyde vitrinde ne var? Ne lamba deniliyor? Net lambalar. Evet ya. Yani. Spot lamba mı deniliyor bak? Ya böyle bak, aydınlatıcı lamba ne yapıyor? Ya, bak. O mağazanın vitrini ne yapıyor? Teşhir. Gözlere gösteriyor, teşhir ediyor. Demek güneş Allah'ın sanatını teşhir ediyor. Gözlere gösteriyor. Peki burada durmak lazım. Hangi gözlere? Dünyanın en güzel bir mağazasının önünden deveyle geçsen, deve saymaya değil mi? Hele dur kardeş, hele şunlara bir bakak da öyle gidek der mi? Allah Allah. Sanatı temaşa edecek. Sanatı tefekkür edecek. Dikkat ve ibretle bakacak maharet, kabiliyet, kapasite kime verilmiş?
insana verilmiş ya. Yani bir tabir var ya, meşşere sanatihi. Allah sanatını ne yapıyor? Teşhir ediyor. Mezahere kudretihi. Kudretini ya gösteriyor. Demek bu cihette güneşin sair fenli ilimlerde okuduğumuz o kadar maslahat ve faydasından başka, bak, tevhid gözüyle bakınca Allah güneşi yarattı. Güneşle Allah sanatını sana gösteriyor. Oku. Dikkatle bak. Tefekkür et. Allah'ın kudret mucizelerini tanı. Tanı, tanı. Gel. Bu bir. Fazla uzatmayalım. Demek bir sani hakim tarafından ziya istihdam ediliyor. Çarşı-ı alem sergilerindeki... Bak çarşı diyor değil mi? Ya bak çarşı. Ya bak. Allah gözümüzü ibret gözü yapsın. İbret, ibret. Çarşı-ı alem. Allah'ın çarşıları. Bakıyorsun İstanbul'da yeni bir şey, alışveriş merkezi açıldı. Millet oraya koşuyor. Acaba ne var? Ya. Hangi mallar teşhir edilecek? Ya. Bak ya, Allah'ın sanatını temaşa. Allah'ın çarşıları, işte ormanlar, işte bağlar, işte bahçeler, işte denizler, işte deryalar, işte semalar. Allah Allah. İşte birbiri içinde binlerce alemler. Allah sanatını teşhir ediyor. Allah'ın iki kitabı yok mu? Biri Kur'an, biri de kainat. Kur'an'da ayet var mı? Var. Kainat kitabının ayetleri ne? İşte Allah'ın sanatları. Allah'ın ayet. Şu gördüklerin, şu temaşa ettiklerimiz yarın ahirette aleyhimize delil olacak. Nasıl? Şimdi bir insan Allah'ı bilmiyor diyelim. Bir insan Allah'a iman etmemiş, Cenab-ı Hak gösterecek. Kaç sene yaşadın dünyada? 70 sene, 80 sene. Ya. Allah'ın sanatına bakmadın mı ya? Bakmadın mı ya? Peki sen dünyada kaç kere ressamların neyine gittin? Sergilerine gittin. Orada ressamın yaptığı yağlı boya tablolar, değil mi? Kokuyor. Baktın, temaşa ettin, tefekkür ettin, çıkarken de sanatkarını tebrik ettin ya, helal olsun sana, bir imza çaktın. Ya ne güzel tablo. Ya bakın, insanın hiçbir nazareti kalmaz. Yarın Cenab-ı Hak bu bütün ayetlerini sana gösterecek. Gel bakalım ya. Allah'ın sanatı. Her şey. Her şey Allah'ın mucizesi. Şu dağlar, şu bağlar, şu meyveler, şu canlılar, şu mahluklar, şu masluklar. Hepsi öyle. Demek sanat-ı ilahiyeyi tefekkür etmek, tezekkür etmek, derin düşünmek, görev ve sorumluluğu bizim. Bizim. Allah tefekkür derinliğimizi ziyadeleştirsin. Evet. Şimdi rüzgarlara bak ki sair hakimane, kerimane faidelerinin ve vazifelerinin şehadetiyle gayet mühim ve kesretli vazifelere koşuyorlar. Demek o dalgalanmak bir sani hakim tarafından bir tavziftir, bir tasriftir, bir kullanmaktır. Ya şimdi hava unsuru var. Allah rüzgarı yarattı. Değil mi? Nasıl bir nimet ya, şu havaya bakın ya. Bak, şimdi dünyada değil mi? Sıcak ülkeler var, bir de soğuk ülkeler var. Değil mi? Sıcak ülkelerin problemi ne? İşte Arabistan'a gidiyorsun, her taraf klima.
İnsanın nefesi kesiliyor. Ya acaba şu havayı işte 20 derece, 25 dereceye nasıl indirebiliriz bak? Bütün teknolojinin kuvvetiyle çalışıyorlar mı? Bak, milyonlarca dolar havayı muhtedil hale getirelim. Sıcağı biraz aşağı çekelim. Bir de soğuk beldeler var. Orada da ya bu donduk, anamız ağladı. Bak, şimdi bütün beşerin iki tane ciddi problemi var. Soğuk, ısınmak istiyor. Sıcak, serinlenmek istiyor. Ya. Şimdi bakın Allah'ın klimalarına ya. Dağa çıkıyorsun, bakıyorsun. Bir rüzgar. Allah Allah. Nesimi nev bahar bak. İnsanın ciğerleri ne yapıyor? Ya bak ya. Allah teneffüs ediyor, telezzüz ediyor ya. Allah havayı yarattı. Ya, ya. Bak. Bak. Nur unsuru ne kadar hayattar ise hava unsuru daha da hayattar bak. İki dakika hava alma. İşte o zaman havayı alırsın. İşin biter, anan ağlar. Allah Allah. Hava unsuru. Nasıl bir nimet. Ha. Onun ilim dünyasındaki faydalarını geçiyoruz. Onu çok okuduk değil mi? Evet. Şimdi tevhid gözüyle mesela ne yapıyoruz? Bakıyoruz. Dalgalanmaları ise emri Rabbani'nin çabuk yerine getirilmesine süratle çalışmaktır. Şimdi bak çeşmelere, çaylara, ırmaklara, yerden, dağlardan kaynamaları tesadüfi değil. Bak şimdi bakın, yani kainat projesi olarak yani bakmak lazım. Yani bu külli unsura nasıl bakmamız lazım? Kainat projesi. Bak. Yani şöyle düşünün, hakikaten Allah bize, hepimize derin düşünceyi ikram etsin ya. Allah suyu yarattı. Nasıl bir nimet ya. Su. Susuz bir hayat. Ben bazen söylüyorum. Su ne? Coğrafyası, suyun hikayesi. Bütün coğrafya hep neyi anlatıyor? Suyu anlatıyor. Bak, suyun gittiği yer bağ olmuş, bahçe olmuş. Biriktiği yer göl olmuş, deniz olmuş, derya olmuş. Gitmediği yer çöl olmuş ya. Su nimeti. Nasıl bir nimet ya. Ya. Yani şimdi Allah suyu çeksin. Evet, her şey bitti. Ya. Her şey bitti. Ya. Nasıl bir nimet azmede. Allah tefekkürümüzü derinleştirsin. Nereden? Kur'an'da 5-6 tane ayet var ya. Su hakkında. Ya. Ya. Allah suyu çekse, kurutsa. Ya ne yapacaksınız zaten? Ya. Yunus'un bir şiiri var böyle, yani ben mana olarak ifade edeyim. Tam bu manaya çok mutabık geliyor. Diyor ki, yerden göğe küp dizseniz, bir küpün üzerine bir küp daha, yerden göğe küp diz. 100 tane küp üst üste koy. Altından diyor birisini çekseniz, sonra seyreyledin gümbürtüyü. Şimdi külli unsurlar öyle. Çek hadi. Suyu çek. Her şey bitti. Havayı çek. Her şey gitti. Nur unsurunu çek. Allah Allah. Bak. Demek ha, şimdi netice noktasından bakınca bu külli unsurlar kainatın kayyum değeri. Olmazsa olmazı. Yani şu külli unsurlar, şu biraz önceki küçük mahlukat var ya, o sanatta, o hikmetli mahlukatın muhafızları. Onları kolluyor, onları muhafaza ediyor, onları hıfzediyor. Hıfz-ı ilahi içerisinde eğer külli unsurlar olmasa, o camdan hiçbirisi ne yapmayacak? Devam etmeyecek, yaşamayacak. Evet. Çünkü onlara terettüp eden asar rahmet olan faidelerin ve semerelerin şehadetiyle, ve dağlarda bir mizan-ı hacetle iddialarının ifadesiyle ve bir mizan-ı hikmetle gönderilmelerin delaletiyle gösteriliyor ki bir Rabb-ı Hakîm'in teshiriyle ve iddihariyledir. Ve kaynamaları ise onun emrine heyecanla imtisal etmeleridir. Şimdi yerdeki bütün taşların ve cevahirlerin
ve madenlerin envana bak. Ya şimdi üçüncü sıra bir de toprak unsuru içinde Allah taşı yarattı. Bak, taşlar. Ya. Tarih boyunca taşlar beşere ne kadar ne yapmış? Ya, hizmet etmiş. Başka? Kıymetli taşlar da var. Kaba siyah taşlar değil. Bir de kıymetli taşlar. Yani mücevheratlar. Bir de beşerin hayatı için lazım olan unsurlar var bak. Allah toprağın altında ne yarattı? Kömür ya. Kömür nimeti. Bak toprağın altında ne var? Petrol. Ya. 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 Allah Allah. Ya. Geçen muhakemat dersinde okuduk da Cenab-ı Hak dağları direk ve kazık yarattık diye ayet-i kerime var ya. Üstad ona çok değişik yani. Belagat noktasından çok değişik bir mana veriyor. Allah dağları kazık ve efendim direk ve kazık olarak yarattı. Tamam. Bir başka bir mana ne? Dünyanın da direği, kayyumu kim? İnsan. Peki insanın kayyumu ne? Anasır-ı erba. Dört unsur. Hava, su, toprak, nur. Hava, su, toprak, nur unsurun da kayyumu, menbaı ne? Dağlar. Demek dağların kazık ve direk olması doğrudan doğruya hayatın hıfz-ı muhafazasına ne yapmış oluyor? Ya hizmet etmiş oluyor. Ha, bak. Kainatın direği, kayyum değeri kim? İnsan. İnsanın kayyumu için ne lazım? Dört unsur lazım. Dört unsur. Suların menşei ne? Dağlar. Havayı tarayan dağlar. Ya, ya. Ya. Allah Allah. Ha. Toprağa müzahret eden, toprağı yumuşak hale getiren, tarıma muvaffak hale getiren zaman içerisinde dağlar. Evet. Bunların tezyinatları ve menfaati haysiyetleri bir sani hakimin tezyiniyle, tertibiyle, tedbiriyle, tasviriyle olduğunu. Heh, bak burada demek ki tezyin Allah'ın, tertip Allah'ın, teşkil Allah'ın, ya, taksim Allah'ın, halk Allah'ın, icat Allah'ın, tedbir Allah'ın, tedbir Allah'ın. Evet. Onlara mütalik hakimane faideleri ve mesalihi hayatiye ve levazımat-ı insaniye ve hacat-ı hayvaniye muvafık bir tarzda ihsarları gösteriyor. İşte, evet. Şimdi çiçeklere, meyvelere bak. Bunların gülümsemeleri ve tatları ve güzellikleri ve nakışları ve koku vermeleri. Bir sani-i kerimin, bir mün'im-i rahimin sofrasında birer tarife, birer davetname hükmünde olarak muhtelif renk ve koku ve tatlarla her nevi ayrı ayrı tarife ve davetname olarak verilmiştir. Allah'ın değil mi? Davet-i İlahi'nin tecellisine Cenab-ı Hak zemin yüzünü ne yapmış? Ya, ya bir teşhirgah olarak yaratmış. Şu meyvelere bakın ya. Allah Allah. Bak, renk ayrı, koku ayrı, tenasip ayrı, tad ayrı. Ya bak, letafet ve zarafet ayrı. Bak, bir ihsan, bir ikram. Bir ihsan sofrası. Allah bak sonsuz rahmetini, rezzakiyetini, kerem ve lütfünü bahar sayfasında meyvelerle, sebzelerle, bağ ve bahçeyle gösteriyor mu? Gösteriyor ya. Bak yani böyle ülfet etmişiz bak. Yani Allah ülfetten bizi muhafaza etsin bak. Odun da odun. Yonturmamış kaba kereste. Allah odundan rızık yaratıyor ya. Odun. Bak işte. Ülfet yani. Koyun bak. Saman yiyor ya. Ot, saman. Samanı sık. Dibinden ne akar ya? Allah samandan, kan içinden, fışkı içerisinden, bulanmadan, bulaşamadan Allah samandan süt yaratıyor ya. Kereste ya, ağaç. Şu meyveye bak. Allah Allah. Ya.
Ben bir zaman portakal ağacı gördüm enteresan. Yani her tarafı portakal. Yani böyle bakınca, yani bu ağaç sırf Allah'ın sanatı, Allah'ın rızk ve inayeti. Dalları kırılıyor. Değil mi? İşte Malatya'da da öyle değil mi mesela? Kayısı zamanında bakıyorsun, sağdan soldan ağaç kırılacak ya. Sağdan soldan takviye. Ya belli ki bu meyve ağacın değil ya. Ağaca lazım da değil. Ne yapacak ağaç meyvesini? Allah'ın sofrası ya. Allah'ın rahmet sofrası. Allah'ın rızık sofrası. Ya. Kaba keresteden Allah Allah. Ya. Geçen gün bu Trabzon hurması mı ne diyorlar falan aldım. Trabzon hurması ya. Ağaçtan kopartıyorsun. Ya Allah'ın baklavası ya. Ağaç. Ya, tadına bak ya. Yüzüme bakıyorsun. Arkasında çir çöp diyor. Çöp. Çöpün içindeki güzelliğe bak. Letafete bak. Kokuya bak ya. Ya, bak. Ya. Demek ki Cenab-ı Hak zemin yüzünde rahmetini, inayetini, keremini kör gözlere de gösteriyor. Yani. Ama görmezse, göremezsen. Ya, evet. Şimdi kuşlara bak, onların söyleşmeleri ve cıvıldaşmaları bir sani hakimin intak ve söyletmesi olduğuna delil-i kat'i ise hayret verir bir tarzda birbirine o seslerle müdavele-i hissiyat ve ifade-i maksat ya, etmektedir. Yine hakikaten o bülbülün, o kanaryanın şak şak ötmesine bakın ya. Bakın ya. Bak, ne kadar zarafet. Gül ve bülbül. Allah'ın sanat mucizesi. İşte şu kadar bir şey, kuş, değil mi? Boğazından nasıl ses çıkıyor diyor. Allah Allah. Şimdi adam diyelim bu bağlama mı? Ne çalıyorlar şimdi? Adam bağlama çalıyor. Efendim bir şey söyleyecek bakıyorsun şey akordunu ayarlıyor. Oldu olmadı, oldu olmadı. 10 dakika, 15 dakika iki tane saza vuracak ya. Hayvanın şeyine bakın, gırtlağına bakın. Nasıl ötüyor ya. Allah Allah. Allah sanatını nasıl gösteriyor ya. Biz yıllar önceydi. Bolu Gerede de yaylaya çıkmıştık. Tabii o zaman 30 sene önceki bir olay. O zaman telefonlar bu kadar gelişmemişti. Ama şahidim var birkaç kişi. Ormandayız. Bir kuş geldi başımın üzerinde. Ya, çok açık mahreçle vedut, vedut, vedut diye ötmeye başladı. 15 dakika öttü. Siz beni dinleyin bakalım bak. Vedut. Şu açık yani böyle. Ya, vedut. Seven ve sevilmeye hakiki layık olan Allah. Vedut, vedut, vedut diye öttü. Bugünkü şeyler olsaydı telefonlar çekerdik. Gitti, bir tur attı, bir daha geldi. Allah Allah. Evet. Şimdi bulutlara bak, yağmurun şıpıltıları manasız bir ses olmadığına ve şimşek ile gök gürlemesi boş bir gürültü olmadığına kat'i delil ise hali bir boşlukta o acayibi icat etmek ve onlardan âb-ı hayat hükmündeki damlaları sağmak ve zemin yüzündeki muhtaç ve müştahsi hayatları emzirmek gösteriyor ki o şırıltı, o gürültü gayet manidar ve hikmetlerdir ki bir Rabb-ı Kerim'in emriyle müştaklara o yağmur bağırıyor ya bak, ki... Demek ki şimdi bunları okunca ne çıkıyor bak. Kainatta hikmet hüküm ferma. Kainatta rahmetin tecellisi var. Kainatta bir müzaharet var. Birisi var ki seni biliyor. Senden haberdar. Senin ihtiyacına ya bak yetişiyor ya. Bak. Niye bulut yağmur versin ki ya? Ne diye? Allah Allah. Nasıl bir tanzim var? Nasıl bir rububiyet var? Nasıl bir terbiye var?
Allah Allah. Kainatta Allah'ın rububiyetinin nasıl mükemmel bir muhit tecellisi var. Ha, bütün bu tecelli hep ne yapıyor? Hayatı hissediyor. Hayatı muhafaza ediyor. Hayatın tekmiline kuvvet vermiş oluyor. Evet. Ha. Peki bu hadisatı okuyacak güç, dirayet insana verilmiş ya. İşte onun için insan düşündüğü zaman insandır. İnsan düşünceyi terk ettiği zaman bak ya marifet arşından düşer, insaniyet arşından düşer, paralanır, paramparça olur. Evet. Ya işte öyle bir ayet-i kerime var. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Allah aklını kullanmayanı pislikler içinde bırakır. Ayet. Sûre-i Yunus'ta bir ayet. Allah aklını kullanmayanı pislikler içinde bırakır. Evet. Evet. O müştaklara o yağmur bağırıyor ki sizlere müjde geliyoruz manasını ifade ederler. Şimdi göğe bak. Gök içinde hadsiz ecramdan yalnız kamera dikkat et. Onun hareketi bir kadir-i hakimin emriyle olduğu ona müteallik ve yeryüzüne ait mühim hikmetlerdir ki başka yerde beyan ettiğimizden kısa kesiyoruz. İşte ziyadan tut ta kamera kadar saydığımız külli unsurlar gayet geniş bir tarzda ve büyük bir mikyasla bir pencere açar. Bir vacib-i vücudun vahdetini ve kemal-i kudretini ve azamet-i saltanatını gösterir, ilan ederler. İşte ey gafil! Eğer bu gök gürlemesi gibi bu sadayı susturabilirsen ve güneşin ışığı gibi parlak o ziyayı söndürebilirsen Allah'ı unut. Yoksa aklını başına al. Sübhane men tusebbihu lehus semavatu sebi'u vel ardu ve men fihinne de. Sübhaneke la ilmene na illa muallemtene inneke entel alimin hakim. Ve ahur davane elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.